Yeniden aşama nedir efendim? Teklif hazırlandı mı? Ben bütün paydaşlarla çalışmalarımı tamamladım ki bunların içinde akademisyenler, gazeteciler, toplum önderleri, mağdur aileler, sanatçılar, üniversiteler ve Türkiye'nin birçok yerinde ders veren hocalarımız, yurt dışında ders veren hocalarımız. Ciddi manada bir veri topladım. Şimdiye kadar yapılmamış bir çalışma bu. Ve bunun tamamını hem komisyon başkanımız hem konuk başkanımıza tevdi ettim. Şimdi Cumhurbaşkanımıza tevdi edeceğim ve onlara açıklamalarımı yapacağım. Kanaatlerimi söyleyeceğim. Onun neticesinde Cumhurbaşkanımızdan sonra komisyona geleceğim. Ne zaman bekliyoruz efendim? Yakın zamanda diyelim. Meclis kapanmadan konuşuyoruz. Henüz kesinleşmedi. Teşekkür ederim. Vergi konusunda işçi konfederasyonlarının az kazanandan az çok kazanandan çok vergi talebi var. Bir düzenleme gelecek ama. Maliye Bakanlığı'nın Sayın Bakan, asgari ücrete ara zam yapılmamasının sebebi talep enflasyonundan kaynaklı. Vergiler çok iyi geliyor. Bakın Haziran ayından sonra da Tamam şu an göstergeler iyi geliyor olabilir ama talep enflasyonu tekrar tırmanışa geçer endişesi. Amacımız geçici refah sağlamak değil değerli abi. Kalıcı refah sağlamak için karar aldık. İnşallah çok teşekkür ederim. Çok affedersiniz. Enflasyon farkının haricinde bir refah payı gündeme gelebilir mi? Temiz gelsin konuşuruz demiştiniz ama. Zaten gündemimiz de yok. Zaten komisyon başı geri yapılacak, artışlar olacak ve enflasyonla farklar söz konusu olacak. Refah payı söz konusu mu? Şu an bu çalışmamız yok. Teşekkürler. Çok kısa bir sorumuz olacak. Hemen önce 9. yargı paketini bekliyorduk, bayramdan önce gelmedi. Önümüzdeki hafta ya da bu haftalarda yakın mı artık? Şimdi tabii meclis grubumuzda çalışma devam ediyor arkadaşlar. 9. yargı paketiyle ilgili olarak özellikle yargının etkinliğini, yargı hizmetlerinin işleyişindeki hızlandırmayı ve daha etkin, daha adil bir yargı sistemi için önemli düzenlemeler var. Tabii biraz çalışma gerektiren bazı maddeler var. Bununla ilgili meclis grubumuzda çalışma devam ediyor. Biz Adalet Bakanlığı olarak bir taslak üzerinde çalışmıştık. O taslak üzerinde milletvekillerimizin değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra teklife dönüşecek. Şimdi etki ajanlığı diye bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Yani burada bizim özellikle kamuoyuna yansıyan çalışma farklı aktarıldı. Burada Türkiye devletinin aleyhine, başka bir devlet ya da organizasyonun lehine Türkiye'de suç işleyenlerin aynı zamanda casusluktan da cezalandırılabilmesine yönelik bir uygulamadan kaynaklanan bir problemi ortadan kaldırmaya yönelik bir düzenleme. Yoksa Türkiye'de işte araştırma yapanlar cezalandırılacakmış, Türkiye'de etki ajanlığı artık suçmuş şeklindeki değerlendirmelerin hiçbirinin doğruluk payı yok. Burada Türkiye aleyhine ve bir başka devletin lehine ya da bir başka bir devletin organizasyonun lehine Türkiye'de suç işleyenlerin hem işlediği suçtan cezalandırılması, yani mesela kişisel verileri ihlal etti ama bunu casusluk kastıyla yaptı. Hem kişisel verilerin ihlalinden hem de casusluktan ceza almasına yönelik bir düzenleme. Ki bu düzenlemeye de hiçbir kişinin itiraz etmeyeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla kamuoyuna yanlış aktarılıyor. Yani sanki Türkiye'de araştırma yapan, Türkiye'de bir konuda haber yapan birisi cezalandırılacakmış gibi bir algı oluşturuluyor. Bu algı doğru değil. Yani metni tam incelemedikleri için. Tabii bu milletvekillerimizin değerlendirmesine açık olan bir husus. Grubumuz değerlendiriyor. Yargı paketinde yer alır, almaz tamamen onların takdirinde olan bir husus. Efendim 1 Temmuz'da da önemli bir dava var. Siz de Ayşe Ateş'le bir görüşme yapmıştınız. Sonrasında sosyal medyadan yine size şimdi değerli arkadaşlar bunlar yargının yani konusu olan hususlar. Bağımsız ve tarafsız yargımız soruşturmayı tamamlayarak kovuşturma aşamasına geçildi. Bu kovuşturma aşamasında da bunu değerlendirecek olan hakimlerimiz ve savcılarımızdır. Hep beraber o süreci bekleyeceğiz. Zaten kamuya açık bir şekilde iddianame de ortada. Dolayısıyla bunu hiçbir tarafa, o tarafa, bu tarafa çekmemek lazım. Bundan bir siyasi sonuç çıkarmak için bir takım manipülasyonlar yapmamak lazım. Tarafsız ve bağımsız yargının kararını beklemek gerekir. Teşekkür ederim.